olan Allah'ın adıyla. Bil ki İslam'ı bozan unsurlar 10 maddedir. Birincisi, Allah'a Subhanahu ve Teala ibadette ortak koşmak. Allah Subhanahu ve Teala Nisa suresi 48. ayetinde şöyle buyuruyor: Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Ve Maide suresi 72. ayetinde şöyle buyuruyor: Kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki Allah ona cenneti haram kılar. Varacağı yer cehennem ateşidir. Zalimler için yardımcı yoktur. Allah'tan başkası adına, cinler ve kabirler adına kurban kesmek de bu kapsamdadır. İkincisi, kim Allah ile kendisi arasına aracılar koyar, bunlara dua eder, bunlardan şefaat ister ve bunlara tevekkül ederse icma ile kafir olur. Üçüncüsü, kim müşrikleri tekfir etmez, küfürlerinde şüphe eder veya onların doğru yolda olduklarını kabul ederse kafir olur. Dördüncüsü, kim Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği yolun dışındaki bir yolun, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yolundan daha doğru olduğuna inanırsa ya da tağutların koymuş oldukları hükümleri Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hükmünden daha değerli ve üstün tutmak gibi başkasının hükmünün onun hükmünden daha güzel olduğuna inanırsa o kafirdir. Beşincisi, kim Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği bir şeye buğz ederse bununla amel etse bile o kafir olur. Altıncısı, kim Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği dinle veya Allah'ın cezası ve mükafatı ile alay ederse kafir olur. Bunun delili ise Allah Azze ve Celle'nin Tevbe suresi 65 ve 66. ayetlerindeki şu sözüdür: Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. De ki, Allah ile, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra kafir oldunuz. Yedincisi, sihir. Sarf yani nefret ettirme ve atıf yani sevdirme büyüleri de sihirdendir. Kim böyle bir şey yapar ya da buna rıza gösterirse küfre girer. Delil ise Allah'ın Subhanahu ve Teala Bakara suresi 102. ayetindeki şu sözüdür: Halbuki o iki melek, biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz, sakın küfre girme demedikçe kimseye sihir öğretmiyorlardı. Sekizincisi, Müslümanların aleyhine müşriklere yardım etmek ve desteklemek. Delil ise Allah'ın Maide suresi 51. ayetindeki şu sözüdür: Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez. Dokuzuncusu, kim Hızır'ın Musa'nın aleyhisselam şeriatinden çıkma imkanının olduğu gibi bazı insanların da Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şeriatinden çıkabileceğine inanırsa o kafirdir. Onuncusu, öğrenmeyerek veya amel etmeyerek Allahu Teala'nın dininden yüz çevirmek. Delil ise Allah'ın Secde suresi 22. ayetindeki şu sözüdür: Kim Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalimdir. Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alacağız. Bütün bu maddelerde açıklanan hususların şakayla, ciddi olarak ya da korku ile yapılması arasında fark yoktur. Ancak ikrah yani zorlama altında olan kişi bundan müstesnadır. Bütün bu sayılan maddeler tehlike yönünden çok büyük olmakla beraber çokça rastlanılan durumlardır. Müslüman bir kişi bütün bu hususlardan sakınmalı ve nefsinin bunlara bulaşmasından korkmalıdır. Allah'ın Azze ve Celle gazabını ve elem verici azabını gerektiren sebeplerden Allah'a Azze ve Celle sığınırız. Allah'ın salat ve selamı, yaratılmışların hayırlısı Muhammed'in, âlinin ve ashabının üzerine olsun.